olduğumda veya tekrar olmadığımda ben sizin aranızda olacağım, divan üyesi olacağım. Bu onur bana yeter. Değerli arkadaşlar, şimdi bizim iş günü olarak, takvim günü olarak 20 gün, iş günü olarak 15 gündür iş başındayız. Bu 15 gün içinde PowerPoint'li sunuma geçersek, benim elimde bir şey olacak mı? Değerli arkadaşlar, hızla geçeceğim. Ben de çok rakamları severim ama çok da onlarla sizi yormayı, meşgul etmeyi istemiyorum. Yalnız konsolide borç alacağı özellikle sevgili medyamız açısından göstermemiz gerekiyor. Çünkü medyada maalesef bazen yanlış rakamlar çıkıyor. Bir de şunu özellikle belirteyim, övünçle söylüyorum, hiçbir kulübe taş atmıyorum. Galatasaray Türkiye'nin en şeffaf kulübüdür. Bugün bizim tüzükte beğenmediğimiz birçok yön var. Eleştirdiğimiz çok yön var, haklıyız. Ancak özellikle gerek solo, gerek konsolide bazda Türkiye'nin en şeffaf konsolide bütün hesapları açıklanır ve açıklanan kulübüyüz. Bunu da bu arada belirteyim. İnşallah diğer tüm kulüplerimize de bu konsolide hesaplar nasip olur. Şimdi burada gördüğünüz gibi net borç alacak farkımız 3 yılda 963 milyon TL'den 1172 TL'ye geldi. Geçen yılki değerimiz 1112 idi. 1172 milyon milyar TL, 1 milyar 172 milyon TL'ye geldi. Bunu not alarak lütfen bulundurun. Şimdi fakat benim özellikle değinmek istediğim konu ve boğuştuğumuz konu, belki bizi bu seçime götüren en önemli neden mali sorunlar. Galatasaray'ın önünde dağ gibi sorunlar var. Ve bu sadece bu geçmiş yönetimin değil, bir süreç, bir dizi film gibi gelmiş, bizim önümüze, geçmiş yönetimlerin önüne dayanmış. Her şey birbirine bağlı, hiçbir şey diğerinden bağımsız değil. Fakat önümüze çıkan sorunlar, değerli arkadaşlar, çok büyük. Şu anda bizim finansmanda 200 ikinci bölüme geçer misiniz? Evet, peki o geldi. Hemen devam edeyim. Bu arada biliyorsunuz biz görevi aldığımız anda birçok sorunla boğuştuk. Maalesef transfer döneminin son 3 günüydü, 4 günüydü. Devir teslimden sonra 25'inde devir teslim aldık, 31'inde kapanıyordu. İş günü olarak önümüzde sadece 4 gün vardı. Bu 4 gün içinde biz ve bugüne kadar gördüğünüz gibi 60 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Şimdi bu 60 milyon TL'ye yakın ödemenin özellikle futbol şubesi, vergi ve SSK önümüze geldiğinde, ben bunları eleştiri için, enkaz edebiyatı yapmak için söylemiyorum. Hiç tarzım değil. Onu da söyleyeyim. Birikmiş gelmiş. Biz futbolcu transfer etmek istediğimizde önümüzde 3 tane engel gördük. Çok önemli engel. 30'unda ve 31'inde pazartesi salı. 19 milyon TL vergi ve sigorta borcumuz vardı. Bunu derhal aynı gün ödeyip üzerimizdeki borçsuzluk kağıdı alarak transfer yapma hakkı kazanmamız gerekiyordu. Keza iki futbolcumuzdan, ismini vermeyeceğim, bizde şu anda oynamıyor, iki futbolcumuzdan gelen transfer yasağı vardı Futbol Federasyonu nezdinde. Biz her ikisine o gün itibarıyla 22 milyonu aşkın TL para ödedik. Bunu hem kasa kolaylığı açısından sağladık, hem de sizlerin desteğiyle sağladık. Ben şimdi izin verirseniz buradaki şablona hiç uymayacağım. Bir baktım, bu bana göre değil. Şimdi değerli arkadaşlar, biz göreve geldiğimizde, bunu söylemek istemiyorum ama 5 kuruş para yoktu kasada. Bize bir artı, güzel, mamur, müreffeh bir
kuruluş teslim edilmedi. Bu doğal, biz bunu biliyorduk. Biz bunun böyle olacağını da biliyorduk. Ha, bu kadar ummuyordum, onu da söyleyeyim. Şimdi biz tabii ki sızlanmayı, ağlamayı sevmeyen insanlarız. Galatasaray'ın karakteri de bu. Benim de karakterimin, bizim arkadaşlarımızın karakteri de bu. Biz hızla çalıştık, bu borçları kapattık. Aynı gün vergi dairesi ve SSK ile işi olan kardeşlerimiz bilir. Aynı gün borçsuzluk kağıdını aldık. Aynı gün Japon futbolcunun transferini gerçekleştirdik. Ve hala medya yazıyor, üzülüyorum. NDI'yi biz göndermedik. Ne teknik direktörümüz gitmesini istedi, ne de biz. Çünkü biz tekniğe bağlıyız. Teknik ne derse, futbolcu bazında özellikle bu aşamada altını çizerek söylüyorum, bunu yaparız. Çünkü hiçbir zamanımız yok. Nitekim çok enteresan, menajeri zorladı götürdü. Sonra bize dediler ki, ya siz NDI'yi sattınız, parasını aldınız, harcıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, manavdan karpuz alıp hemen verip almıyorsunuz. NDI'nin parasının yarısını hala alamadık. Biz onu 3-5 gün sonra alabildik. Bu arada biz bir takım dinamikleri harekete geçirdik kendi içimizin dışında. Taraftar bir Galatasaray'a kıyam yaptı. Resurrection denilen olayı gerçekleştirdi. Bir ifademin storlara koşun sözcüğü bir kıvılcımdı, bir alev topuna dönüştü. Dünyada ilk defa Türkiye'den çıkan bir aksiyon dünya topik trendine 3. sıradan girdi, 24 saat kaldı. Yellow Friday. On binlerce insan mağazalara hücum etti. 2 günde bir günlük ciromuzun 10 katı satış sağladı. Kim bunu sağladı? Taraftar sağladı. Su içmek durumunda. Özür dilerim. Taraftarın bu aksiyonu, eylemi ne dünya spor tarihinde ne Türk futbol ve spor tarihinde görülmemiş bir olay. Ben buradan tekrar bütün taraftarlara teşekkür ediyorum ve bu 5,5 milyon TL'ye yakın satış toplam satışlarımızın, yıllık satışlarımızın %6'sına tekabül ettiği gibi stoklarımızın neredeyse %30'unu eritti. Müthiş bir şey. Ben tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Bu yetmedi değerli arkadaşlar. Biz göreve geldiğimizde 71 adet loca boştu, satılmamıştı. Satılamadı demiyorum, satılmamıştı, taraftar almamıştı. Bu localar, o bölüme geçebilir miyiz, önemli? Evet, şimdi 15 iş gününde değerli arkadaşlar, 18 adet loca sattık. Kombine sattık, küsen taraftar, maça gelmeyen, Galatasaray'a küsülmez onu söyleyeyim ama, Galatasaray'dan bir nebze de olsa elini ayağını çekmiş olan seyircimiz ve taraftarımız Galatasaray'a sahip çıktı. Ve 8 milyon, gördüğünüz altta görüyorsunuz, net değil biraz ama 8 milyon 600 bin TL'lik satışı 15 gün içinde realize ettiler. Hala da ben gelirken tek tek stada geliyor, geziyorlar ve bakıyorlar. Şimdi bir geriye giderseniz, özellikle Yellow Friday'in taraftarın gücünü göstermek için bir şey göstermek istiyorum. O gözüme çarptı. Gidin geriye. Lütfen. Lütfen şeye geçin. Yellow Friday Sportif Ayşe. Evet. Değerli arkadaşlar bakın. Bu satışlarımız, kulüp ve mağazadan toplam satışlarımız
22 Ocak ile 12 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam satış rakamımız geçen yılın aynı tarihine göre 4.2'den 8,5 milyon TL'ye geldi. Ben bunu özellikle niçin gösteriyorum? Gücünü Galatasaray camiasının potansiyelini göstermek açısından gösteriyorum. Yıllardır şu var bizde, işte kim saldırmaz, kimse elini cebine atmaz, kimse bir şey yapmaz. Bu sadece Galatasaray için değil, sosyal içerikli bütün camialar için geçerli. Biz bunun tersini gerçekleştirdik. Neredeyse biraz önce dediğim gibi bir kıyam gibi, bir yeniden diriliş gibi, bir yeniden Galatasaray gibi bunu realize etti. Ve sadece burada bitmedi. İşaret ettiğim gibi loca ve kombinado oldu. Burada sizin vasıtanızla tekrar bir seslenişte bulunmak istiyorum. Değerli Galatasaraylılar, lütfen kombine loca alarak Galatasaray'a sahip çıkın. Seyirci sayımız, kombine satışımız 33 binlerdedir. Ve biz kombine sayısında ve gelirde Türkiye'nin en iyi noktasındayız. Ancak bu sayı yetmez. Dolar bazında, TL bazında artışımız var. Stat gelirinde, fakat dolar bazında düşme var. Bizim bunu arttırmamız gerekir. Bu nedenle lütfen buradan sesleniyorum. Kombine ve loca alımına devam ediniz. Değerli Galatasaraylılar, emlak konutla ilgili sevgili divan başkanım açıkladı. Emlak konutla ilgili ben geldiğimde gelir gelmez bir görüşme yaptım. Emlak konut ve birçok ilgili sponsorlar bizi tam anlamamış. Onu gördüm. Bizim emlak konutta, Florya'da ve Riva'da yapmamız gereken şu. Biz burada karı maksimize etmeliyiz. Asgari gelirimiz ikisinden toplam 508 milyon TL. 300'e 200. Bu yeterli değil. Bunun artması gerek. Bunun artması için faaliyete geçtiğinde, inşaat sektörü şu anda duragan bir dönemde ama bu böyle sürgüt gitmeyecek. Bizim genç ve dinamik bir nüfusumuz ve potansiyelimiz var Türkiye ülke olarak. Ayrıca Galatasaraylıların potansiyeli var. Biz bu Riva'da ve Florya'da emlak konut tarafından yapılacak olan konutları en yüksek fiyatlardan en değerli Galatasaraylıları da burada bulundurarak satmak durumundayız. Karımızın artması demek Galatasaray'ın gelirinin artması gerek. Demek bu tabii önümüzdeki 3-4 yıl içinde Florya'ya gelirsek Florya'da emlak konut imar düzenlemesi yapmak durumunda. Orada da keza görüşmelerimiz sürüyor. İnşaat alanını arttırma konusunda çabalarımız var. Şu anda bunu demek istemiyorum. Uğraşıyoruz ve umarım oradan da geliri en maksimum hale getiririz. Şimdi değerli arkadaşlarım, evet, şimdi bir şeye de değinmek istiyorum burada. Konsolide kredi durumumuza, bankalarla durumumuza. Bu arada lütfen şunu not alın, unutmayın. Biz bu 60 milyonu öderken ve 15-20 güne gelirken tek kuruş banka kredisi kullanmadık. 26-32 aralığındaki faktoring firmalarına da gitmedik. Ama epey faktoring borcu ödedik, 1 milyona yakın. Hala da ödeyeceğiz. Önümüzde çok ciddi aşılması gereken mali sorunlar var. Futbolcularımızla tek tek burada anlatmak istemiyorum ve diğer kulüplerle, yabancı kulüplerle transferden doğan sorunlarımız var. Biz bunların tamamını aşacağız. Aşamazsak sizlere bunu anlatacağız, ifade edeceğiz. Değerli arkadaşlar, aslında bir şeye değinmek istiyorum. Ona da üzülüyorum. 508 milyon TL'miz biliyorsunuz Emlak Bank'tan kırdırıldı. Biz buradan 340 milyon TL'lik bir gelir elde ettik.
Maalesef bu gelir geldiği gibi gitti. Ve bakın bizim Şubat 2017, 6 Şubat 2017, 508 milyon TL'nin hesaplarımıza girmesinden bir gün önce, hesaplarımızda yok. Bizim finansal borcumuz 800 milyon TL. Dolar olarak söyleyeyim yormaması için sizi, 213 milyon dolar. 7 Şubat'taki borcumuz, yani hesaplara girdiği andaki borcumuz 126 milyon dolar mertebesine iniyor. 94 milyon dolara bali olan 508 milyon TL'yi çıkardığımızda. Ki o bizim bence Sayın Başkanım da aynı görüşte, ben de aynı görüşteyim. Bizim munzam hakkımız kredi gibi görünse de hesaplarımızda aslında fiili de facto bir giriş 508 milyon TL. Çünkü taahhüt edilen bedel. Ancak bu para 126 girdikten sonra şu andaki yine 94'ü çıkarttığımızdaki fiili banka borcumuz dolar olarak 183 milyon dolar. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Yormayın sizi. 213 milyon dolardan indiğimizde 100 milyon dolar, yani 94 milyon dolar indiğinde bizim borcumuz bugün, eğer Sayın Başkan'ın daha önce söylediği gibi banka ve kredi borçlarımıza yatırılsaydı 113 milyon dolar, 213'ten 113 inmemiz gerekirdi. Oysa bu böyle olmamış. Şu anda bizim reel borcumuz 183 milyon dolar. 94 milyon dolar hariç. Yani biz buradan sadece 30 milyon dolarlık bir fark elde edebilmişiz. Bunu da sarahaten huzurlarınıza iletmiş olayım. Değerli arkadaşlar, diğer konulara girmek istemiyorum. Fakat son olarak şunu söylemek istiyorum. Sevgili Dursun Başkanım, burada görüyorum. Kendisine hoş geldin diyorum. Eski başkanlarımızın divanlara avdet etmemek gibi bir huyları var. Bu huylar inşallah kırılır ve sevgili Dursun Başkanımızı, sevgili Faruk Başkanımı da gördüğüm gibi hep burada devamlı görürüm. Sayın Dursun Başkanımdan huzurunuzda bir ricam var. Kendisi ayrılırken 20 Ocak, unutmayın, 20 Ocak seçim günü. 22-23 Ocak'larda bir düzenlemeler devir teslimden önce yapılmış. 3 tane senet almış. 7 milyon küsur dolar, 12 milyon küsur avro, 5 milyon 700 bin TL 3 adet senet. Bu arada değerli sevgili Murat Akay ve sevgili Ali Yüce'ye de teşekkür ediyorum. Onların da alacağı var. Kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Onlar da tabii alacaklarını alacak. Ben sevgili Dursun Başkanımla da devir teslim töreninde de konuştum. Şimdi de söylüyorum huzurunuzda. Kendisinin esas alacağını almakta, çoluğunun çocuğunun rızkı olarak da hiçbir beis yok. Ben bunda hemfikirim. Bunu bir şekilde bir tarihte gücümüz el verdiğince mutlaka ödememiz gerekir. Fakat bu senetlerin dışında sevgili başkanımız bizim B grubu hisselerimizde serbest olan 4 milyon küsur hissenin 24 milyon küsur kura göre, günlük değere göre değişiyor, bölümünü bir yatırım bankamız aracılığıyla rehin etmiş. Rehin yapmış. Güzel. Benim burada üzüldüğüm, buradaki rehin işleminde ayrıca üzüldüğüm, 9000 TL'lik harcı, vergi ve rüsum harcını kulüp ödemiş. Bunun olmaması gerekir. Rehneden kişinin, hacize gelen kişinin, her neyse eylem ve işlem yapanın bizzat kendisinin ödemesi gerekir. 3. Sayın Başkanım herhalde Türk spor veya futbol veya kulüp yönetici tarihinde var mı daha örneği bilmiyorum. 3. bir garanti yapmış kendine, alacağına sigorta anlamında bizden. Emlak konuttan ileride doğması muhtemel alacaklarımıza 19 milyon avroluk
91 milyon TL civarında yapar. Temlik koymuş. Biri rehin, unutmayın. Senet, rehin, temlik. Şimdi biz yarın şu ya da bu şekilde emlak konuttan gelir elde ettiğimizde ve bu ilk üstteki rehin ve senedi ödemediğimizde tabii ki uzun vadede Sayın Başkan kendini garantiye alıyor. Fakat ben Sayın Divan Başkanım da, İrfan Bey de bana ifade etti. Ben her zaman sevgili Dursun Başkanım'la görüşürüm. Hiçbir beis yok. Fakat teknik olarak lütfen hem kendi muhasebe müdürü, avukatı, yetkili kim ise bizle, bizim denetçilerle, kendi denetçileriyle görüşsün. Çünkü bizim hesaplamalarımıza göre borcumuz 86 milyon TL görünüyor. Bağışlar var, onlara girmek istemiyorum detaya. Temiz, biz böyle görüyoruz. Küsuratı olabilir. More or less %10 değilse de %2-3-5 yanılabiliriz. O da yanılabilir. Bir araya gelsinler, görüşsünler. Fakat başka bir sorun var değerli kardeşlerim. 28 milyon TL bugünkü kur itibarıyla sevgili başkanımın, başkanın borçlu görünüyor bize. Bu da sporcu cezalarından kaynaklanan bir borç. Biz anonim şirketiz, sportif AŞ'yiz. Kulübüz, kulüp olarak 30 milyona bağlıyız. Sportif AŞ olarak borsaya bağlıyız. Türkiye mali sistem ve yapısına bağlıyız. Ve çok sağlıklı bir denetleyici kuruluşumuz var, kamu kurumu. Ben kendisinden bunu nasıl çözer bilmiyorum. Çünkü ben bunu resmen bu 28 milyon TL'yi ödemeye yetkili asla olamam. Ama genel kurul der ki bu 28 milyon TL'yi bağışlıyoruz Sayın Başkan'a. Şey diyemem. Ama ben bağışlayamam ve bu 28 milyonu 86 milyondan düşmek durumundayım. Geriye kalan mütebaki bedel ile sevgili başkanımla konuşup medyada, sosyal medyada çok şey söyleniyor. Ben bundan mutlu değilim. Sayın Başkan'a hakaret edilmesinden, sözler söylenmesinden ben kimse için mutlu olmam. Hele bir Galatasaraylıysa hiç mutlu olmam. Hele Galatasaray Başkanıysa çok daha mutsuz olurum. Şaka etmiyorum. Çünkü men dakka dukka da değil. İnsani değerler bunu gerektirir. Galatasaraylılık bunu gerektirir. Ben çok şey söyleyeyim. Belki burada yanlış anlaşılacak. Galatasaray'a zarar vermek istemiyorum. Çünkü saldırılar oluyor. Çok komik. İnsanı hayvandan ayıran en büyük şey edeptir. Edepsiz yayınlar oluyor. Örneğin hiçbir şey sormadan Galatasaray gibi dev bir camiaya bir Milan kulübü başkanı geliyor bizden 3 saat önce rica ediyor. Dünyanın en varlıklı, isterse varlıksız olsun. Eğer bir insanı zaten parayla değerlendirip parasıyla ölçüyorsanız bilin ki siz o belli miktarlarda satılık insansınızdır. Şimdi Milan başkanı geliyor, kulüp başkanı ve biz buna loca ayırıyoruz. Bir de ben hoş geldin diyorum. Medyada yayın. Çinlilere kulübü satıyor. Değerli arkadaşlar, eğer ben tek bir televizyon yayınına çıktım. Bana bu sanırım güvenlik kamerası değil. Başkan olduktan sonra TRT'ye çıktım. Ben devletten geldim. Devleti çok sayarım, severim. Benim için devlet her şeyden önce gelir ve millet. TRT'ye çıktım. TRT'de son sözcük şuydu. Şu idi. Siz Galatasaray'ı söyleniyor. Mali durum berbat. Yabancılara satar mısınız? En son soru buydu. O Galatasaray satılırsa ben Galatasaray'ı bırakırım dedim. Ben bir saattir sizlere rica ediyorum. Zar zor ilk divan konuşma. Pot kırmış olabilirim. Bana bağlı. Sevmiyorum dediğim gibi bağlı metine konuşmayı. Samimiyeti biraz yok ettiğini inanıyorum. Ben sizden ne istiyorum? Forma alın, bilet alın, kombine alın diyorum. Galatasaray'a sahip çıkın.
Bakın rakibimiz iki kere yüz tahvil çıkarttı. Dönüp soran var mı? Milyon dolar konuşuyorum. 200 milyon dolar. Helal olsun. Biz onu 400'laşmalıyız. Galatasaray'daki potansiyel insan gücü, maddi güç, samimi söylüyorum, bütün herkesi ezer geçer. Değerli arkadaşlar, lafı toparlayacağım. Çin'e satmak yok. Bir de çok ağrıma gitti. Tabii insan ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu satılan 17-18 locanın içinde bizzat oğlumun ve yeğenimin satışı var. O çocuklar geldi. Aranızda sanırım taşınan vardır, büro taşıyan. Ben hala kendi şirketime gidemedim. Hanım 3-4 gün görmediğim oldu. Hanım çok mutlu. Şimdi gerçek bu. Ve yeğenimle oğlum bildiğiniz beni fiziki taşıdı. Çantamı, bavulumu, bilgisayarımı 3-4 gün uğraştı. Bu arada locada sattılar epey. Hiç beis görmüyorum. Söylemekte arka, çok değerli ailelerin, değerli insanlarını getirip locada sattılar. Ve bu arada haber çıktı. Oğlu ve yeğenini yönetim kurulu toplantılarına alıyor diye. Arkadaşlar lütfen utanalım. Edep diye bir şey var. Yapmayın. Değerli arkadaşlar, ben vaktinizi almak istemiyorum. Sorular olduğunda zevkle yanıtlarım. Böyle bir konuşma ile şunu söylemek istiyorum özellikle. Her şeyi sorabilirsiniz. Her şeyi yanıtlarım. Hiçbir şey bu güneşin altında saklı kalmaz. Fakat Galatasaray'a zarar verecek herhangi bir şeyi bana söyletemezsiniz. Ama bu bir şeyi sakladığım anlamına da gelmez. Ez cümle şunu söyleyeyim, çünkü camia çok tartıştı. Doğan abiyle de ben bunu, Sayın İrfan abiyle de tartıştım. Emlak konuta gittiğimde şunu sordum. Ben emlak konut dosyasını aldım. Sağ olsun Sayın Başkan ilk günü. Okudum, hızımı alamadım, bir daha bir de okudum. Gittim bir daha okudum. Uykuya direncimle. Bir şey göremedim. Emlak konut başkanına dedim ki toplantıda gittiğimde, ya çok özür dilerim dedim. Ve ben devlette çok ihale sözleşme yaptığım için trikleri az çok bilirim ama ya burada gizli mürekkeple bir şey mi var? Niye buna gizlilik koydunuz dedim. Çok samimi soru. Güldü tabii. Bilirsiniz gizli mektuplar vardır. Kodlu. Hiçbir şey yok. Bunu dedi, biz efendim şunun için yaptık. Burada emlak konut da ve bizim yapılan, Sayın Başkanımız döneminde yapılan sözleşmeyi de bir trik yok. Bir üç kağıt sizlerden saklanacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Benden de saklanacak hiçbir şey yok. Ama devletin haklı olarak bir takım kodları var, regülasyonları var. Diyor ki devlet, ben binlerce müteahhitli iş yapıyorum. On binlerce iş yapıyorum. Bunun içinde bir diğerinin bunu görmesini istemiyorum. Mahremiyet açısından. Yoksa özel, gizli, bizi kayıran veya bizi kötüleyen bir hüküm olduğuna binaen değil. Bunu lütfen unutmayın. Sözleşmede gerçekten bizim aleyhimize bir husus yok. Ben bulamadım. Artı açıkla, çünkü diğer müteahhitlere karşı haklı bir durum. Bunu belirtmiş olayım özellikle, çünkü ben de çok merak ediyordum bunu. Neden bizden saklanıyor diye. Öyle saklanacak bir şey yok. Bizim görevimiz bu demarş edildiğinde, harekete geçtiğinde inşaat maksimum desteği vermek. Bir de Galatasaray'a hemen şunu söyleyeyim, bunu söyledim ama bakın biz yapsaydık Riva Florya'yı, bunu medya için söylüyorum, kamuoyu için söylüyorum, biz yapsaydık 844 villa hazırlanmış maket, elde edeceğimiz gelir belli. Fakat biz emlak konutla, merkezi iktidarın da sağ olsun yönlendirmesiyle ne hale geldi? Devlete %20'sini veriyoruz. Yani biz kazandıkça devlet de kazanıyor. Nasıl bir Ali Sami Yen'i verdik, millet kazandı, yapılar yapıldı. Nasıl biz Aslan Tepe'ye, yeni yerimize geldik, minimum 5 milyar dolarlık bir değer kattık, bir cazibe merkezi haline geldi. Yine devletimize kazandırdık. Bundan da hiç mutsuz değiliz, tam tersine mutluyuz. Sizlere saygılar sunuyorum.
Efendim, Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e teşekkür ediyoruz açıklamaları için. Şimdi 5. maddeye geçeceğiz.